Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumumuzun konusu vergiler açısından yeni Türk Ticaret Kanunu'nun değerlendirilmesi. Oturumumuzu demin söylediğim gibi yine Sayın hocamız Profesör Doktor Ömer Faruk Batırer yönetecekler. Konuşmacıları davet etmek istiyorum. Yeminli Mali Müşavir Vergi Konseyi Başkanı Sayın Başkan Vekili Sayın Fatih Tural. Vergi Baş Müfettişi Sayın Akın Akbulut. Öyle okuyorsunuz. Öyle yazalım isimler. İSMO Saymanı Sayın Erol Demirel. Sayın Vehbi Karabıyık rahatsızlığı nedeniyle toplantımıza katılamıyorlar. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası adına Yeminli Mali Müşavir Sayın Nazım Anıl. Kürsüye davet ediyorum. Buyurun, buyurun. Siz ne soruyorsunuz? Pardon, vergi müfettişi Mehmet Ali Ceylan. Özür diliyorum. Evet, programdaki gecikmeyi de dikkate alarak hızlı bir şekilde 12.30'a kadar dört konuşmacı arkadaşımızın konuşmalarını tamamlamaları gerekiyor. Ama biraz belki birkaç dakika, 5-10 dakika sarkabilir. Ben dörde bölüyorum. 1 saat 45 dakikamız var. 1 saat 105, 110. İşte yaklaşık 20-25 dakika kadar arkadaşlar konuşabilirler. Sırasıyla sayın meslektaşlarımıza, maliyeci olduğumuz için biz de öğretim üyesiyiz gerçi ama yeni meslektaş sayıyoruz tabii uygulamadaki arkadaşlarımızı. Önce sayın Fatih Tural üstadımız, meslektaşımız, aynı zamanda kendisi akademisyendir, öğretim üyesidir, üniversitemizde ders de veriyor. Evet Sayın Durar, buyurun. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, sayın meslektaşlarım, sayın hocalarım. Dün başladığım yerden devam etmek istiyorum ama bugün gerçekten kendi mesleğinizle ilgili, denetimle ilgili, muhasebeyle ilgili, değerlemelerle ilgili şeyleri anlatacağım. Tam 25 yıllık rüyamız gerçekleşti. 1987 yılında 40 arkadaş henüz meslek yasası yokken, henüz diğer düzenlemeler yokken bağımsız denetime nasıl başlarız? Bunu nasıl Türkiye'de aşağıdan yukarıya doğru oluştururuz diye bir araya geldik ve 1987 yılında Bağımsız Denetim Derneği'ni kurduk. Bugüne gelmek için kurduk. Çok net. Hemen akabinde 13 Haziran 1989'da meslek yasamız çıktı. Birinci şey kazanılmıştı. Yetmiyordu ama. Ben eski hesap uzmanıyım, vergi hukuk hocasıyım. Her şey vergi odaklıydı. Kötü bir şey olduğunu söylemiyorum ama öyleydi. Bilançolarımız kendi vergisi kanunu hükümlerine göre düzenleniyordu. Ve bu bilançoyu uluslararası planda yatırımcılar olarak, ortaklar olarak, finans kurumlu olarak değerlendirmeye kalktığımızda bir şey ifade etmiyordu. Aynı dili konuşuyorduk ama finansal tablolarımız aynı dili göstermiyordu. İlk yaptığımız işler sizi temin ederim. Önce o finansal tabloları dünyanın anlayacağı muhasebe ve raporlama diline çevirmekle geçti. İşimiz buydu. Orada öğreniyorduk, orada bakıyorduk, orada yapıyorduk. Hepiniz meslektaşımızsınız. Bu mesleklere, bu işlere çok yakın insanlarsınız. Sizi temin ederim, hiç kimseye bilgi vermiyordu. Kime bilgi veriyordu? Kamu otoritesi olarak Maliye Bakanlığı'na, vergi idarelerine. Bu az bir şeydir, elbette çok şeydir. Elbette önemlidir. Ama bilanço dediğiniz, ticari bilanço dediğiniz şeyin esas olarak ticaret adamına,
finans kurumlarına, yatırımcılara, üçüncü kişilere, her türlü alacaklılara bilgi vermesi lazım. Ben gerçekten kar edip etmediğimi, gerçekten ne olup olmadığını finansal tabloya baktığım zaman bir finansal tablo okuyucusu olarak onu görmeliyim. Enflasyon düzeltmesinin gelmesinden önceki dönemde iyice felaket bir durumumuz vardı. Benim çocukluğumda sirkler vardı böyle, girerdiniz içeriye, aynalar 1.60 boyundaki adamı 1.90 gösterir. Böyle zargana gibi zayıf adamları son derece toplu gösterir şeylerdi. Öyleydi bilançolarımız. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Halka açılması için hazırladığımız bilançolarda olağanüstü kar varken bugünün uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırladığımızda zarar çıkan bilançolar vardı. Bu nedenle yarıda kalmış çalışmalar vardı. Ben çok iyiyim, çok başarılıyım, kârım var, halka açılacağım diyor. Olayları değerlendiriyorsunuz. Ne kârı ya, ne büyüklüğü, ne verimliliği. Şirket zarar ediyor. Bir şey yanlıştı. Ve gerçekten 1.1.1989'dan itibaren SPK'nın düzenlemeleri, ondan öncesinde Merkez Bankası'nın düzenlemeleriyle bağımsız denetim yapmaya başladık. Önce SPK'nın çok az şirkete getirdiği zorunluluk, daha sonra bankaların devreye girmesiyle bankaların denetimi, daha sonra sigorta şirketlerinin denetimiyle denetime başladık. Ve ne oldu biliyor musunuz? 1.1.2008 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak biz uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun raporlamalar yaptık. Çok övünerek söylüyorum. Her platformda söylüyorum. Kamu idaresindekilere söylüyorum. Yatırımcılara söylüyorum. Biz gerçekten çok iyi bir denetim süreci yaşadık. Sizlerle, o arkadaşlarımla beraber yaşadığımız bu serüvenden çok mutluyum. Ve şunu söylüyorum, bizi dava edin. Bir tereddüdünüz varsa, bir sıkıntınız varsa, bir probleminiz varsa, bir olmazınız varsa dava edin. Bu şans elinizde her zaman olsun. Ve nitekim yaklaşık 11 yıl kadar oldu, dün de söyledim. Hemen her aşamasında katkıda bulunduğum, katkıda bulunmaktan onur duyduğum, değerli hocam Profesör Doktor Ünal Tekinalp'in bu çalışmalarına her platformda katkı verdik. Olması için uğraştık ve yasa çıktı. Ve gerçekten yüz akı, dünkü eleştirilerimi bir tarafa bırakıyorum, iş adamlarından gelen tepkileri, bağımsız denetim, değerleme, muhasebe, yani bizim gerçek konularımızla ilgili olan bölümleriyle ilgili fevkalade bir kanun var. Eksiklikleri olabilir mi? Olabilir. Yanlışlıkları olabilir mi? Olabilir. Şu anda Adalet Bakanlığı bütün sivil toplum örgütlerinden ve ilgili birimlerden görüş, öneri ve değerlendirmeleri alıyor. Bunları toparladıktan sonra, belli bir süzgeçten geçtikten sonra Ticaret Bakanlığı'na aktarılacak ve kanunun sahibi olan Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun görülürse Bakanlar Kurulu'na ve Yüce Meclis'e aktarılacak. Orada bir takım şeylerin düzelebileceğini düşünüyorum. Ama ana gövdeyle oynamamak lazım. Kanunun kolonlarıyla oynamamak lazım. Bir bilanço saydamlığı gösteriyorsa, uluslararası finansal raporlama standartlarını yansıtıyorsa, kurumsal yönetişimi ete kemiğe büründürüyorsa o kanuna sahip çıkmamız lazım. Denetçiler olarak sahip çıkmamız lazım. Mali müşahidler olarak sahip çıkmamız lazım. Muhasebeciler olarak sahip çıkmamız lazım. İlk defa gerçekten gerçek anlamıyla uluslararası finansal raporlama standartlarına paralel olarak bir düzenleme olacak. Biraz önce değerli hocam da izah etti. Birebir vergi kanunlarının uluslararası finansal raporlama standartlarıyla, uluslararası muhasebe standartlarıyla hepsiyle örtüşmesi gerekmeyebilir. Gerekmez. Çünkü vergi kanunları sonunda ülkenin bütçe imkanlarıyla gelir gider yapınızla ilgilidir. Bazı ülkelerde çok yaklaşmışlar. Nordik ülkelerinde, bazı ülkelerde çok ayrışmışlar. Bu doğru. Fakat önce şeyi anlatacağım. Neler oldu, ne fark ediyor bugün itibariyle diye. Ondan sonra da vergi konseyinde yaptığımız çalışmalarla ilgili çok iyi bir haberi vereceğim. Kamu Gözetimi Kurumu kuruldu. Ve bu Kamu Gözetimi Kurulu'na biraz önce de bahsedildiği gibi gerçekten fazla bir yük verildi ve sorumluluk verildi. Ama şunu emin olun, bundan önceki çok başlıktan biz bu mesleği uygulayan insanlar olarak çok çektik. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı,
Hatta belli konularda diğer kamu otorite veya kurum kuruluşları. Şimdi buradaki toplanmış olan yetkilerin bir kısmında, belki artık gerilerde kaldı, 15-20 yıl önce kaldı bu tartışmalarımız, bazen bir A kurumunun dediğinin, dikte ettiğinin kamu otoritesi olarak bir başka B kurumu tarafından hayır böyle yapamazsın dediğini yaşadık. Yaşadık bunu. O zaman dedik ki bununla ilgili bir otorite oluşturun dünyada olduğu gibi. O otorite bunlara karar versin. Ve bu otorite denetleyene, denetlenene, kamu otoritesinin diğer birimlerine karşı eşit uzaklıkta dursun. Uluslararası muhasebe standardını uluslararası muhasebe standardı olarak koysun ortaya. Bunlarla biz bunu yapalım. Nitekim biz 1189'dan beri uluslararası muhasebe standartlarına göre halka açık şirketlerin, bankaların, finans kurumlarının, sigorta kurumlarının denetimini ve raporlamasını yapıyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda akla şu gelebilir. Hepiniz biliyorsunuz hani sizlere tekrar bunu anlatmayacağım ama ilke bazında bazı şeylerde mutabık olmamız lazım. Kavramların içini açmamız lazım. Birisi şu. Gerek uluslararası muhasebe standartlarında, gerek vergi kanunlarında, iktisadi işlemlerde esas olarak tahakkuk esası düşünülüyor. Sanki aynıymış gibi geliyor. Öyle olmuyor. Uygulamaya girdiğimiz zaman vergi mevzuatında tahakkuk ilkesi eksiksiz olarak vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle oluyor. Kesinlik arıyor. Uluslararası muhasebe standartlarına geliyorsunuz. Kavramsal çerçevede gelir ve giderin muhtemel olmasıyla ilgili, muhtemel olması yetmiyor. Gelire geliyor, ihtiyatlılık ilkesi eğer çok yüksek olasılıkla olmayacaksa gelir yazdırmıyor. Vergidekinin tam tersi neredeyse. Gidere geliyor, bir dakika diyor. Gene tam vergideki standartlarımızın çok uzağında eğer burada olması belli bir gücü taşıyorsa giderini yaz diyor. Şimdi birinde gelire karşı aşırı bir aşağı doğru çekme, aman kesinleşmeyi arama. Vergi kanunlarına geldiğimizde gelirde daha toleranslı, en ufak bir şekilde olmuşsa gelirde vergi doğru olan meydana gelir doğar anlamıyla tartışma var.